19. soruyla devam ediyoruz. Hava kirliliğine neden olan odun, kömür gibi fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan duman, kükürt ve azot gazları atmosferdeki su ile reaksiyona girerek iki zararlı asit, sülfürik asit ve nitrik asit meydana getirir. Atmosferde meydana gelen bu asitler yağmur, sis, kar, çiğ gibi farklı yağışlarla yeryüzüne inilmektedir. Ortalama pH'i 5.6'nın altında kalan yağışlar asit yağmurları olarak isimlendirilir. Yani asit yağmurlarıyla ilgili bir bilgi verilmiş, tanımı yapılmış. Bu yağmurlar durumlarından hangilerine neden olur? Su ekosistemindeki balık popülasyonunun azalmasına, tabii ki balık popülasyonunun azalmasına neden olur. Çünkü anlatılan durum olumlu bir durum değildir. Çünkü bu asit yağmurları tabii ki sadece karayı değil suyu da etkileyecektir. Ve suda yaşayan canlıların da azalmasına neden olur. Birinci öncülü alıyoruz. Ağaçların zarar görmesi nedeniyle erozyonun artması. Evet, ağaçlar bu durumdan zarar göreceği için ağaçların yok olması sonucu tabii ki erozyon, toprak kayması meydana gelecektir. Mermer gibi doğal taşlardan yapılmış tarihi eserlerin bozulması tabii ki asit yağmurlarının pH'i düşük olduğu için asitlikten dolayı tarihi eserlerde zarar görecektir. Hangilerine neden olur? Her üç duruma da neden olur. Cevabımız Edirne.